Hububat ve bakliyatta alım fiyatları yukarı çekildi, biriken borçlar ertelendi. Kuraklıkla mücadele eden çiftçinin imdadına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetişti. Kuraklık nedeniyle maddi manevi zor günler yaşayan çiftçiye sevindirici haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 2021 yılı hububat ve bakliyat alım fiyatını açıklayan Erdoğan, kuraklık nedeniyle zarara uğrayan çiftçinin borçlarının erteleneceğini duyurdu. 2021 sezonu alım fiyatları ton başına sert ekmeklik buğdayda 2250 liraya, arpadaysa 1750 liraya yükseltildi. Kırmızı mercimek 5000 lira, yeşil mercimek 4150 lira, nohuttaysa fiyat 4050 lira olarak belirlendi. Baktığımız zaman aşağı yukarı %35 ile 42 arasında bazı ürünlerde artış gözüküyor. Bu da çiftçimizi gayet memnun etmiştir. Tabii en önemli noktalardan bir tanesi dünya fiyatlarına göre de dengelenmiştir. Bu pozisyondan dolayı bu fiyatlar üreticimizin yüzünü güldürmüştür. Hasat zamanına az kaldı. Özellikle Konyalı çiftçilerin kuraklık nedeniyle masrafı katlandı. Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, ertelenecek borçların çiftçiye nefes aldıracağını dile getirdi. Pandemi süreci bize şunu gösterdi. Gıda ve gıda güvenilirliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çiftçimiz önümüzdeki sezon için hem bahar ekimi hem güz ekim için elindeki sermayesiyle beraber bu borç döngüsünün içerisinden kurtulup hem tohum yönünden, hem enerji yönünden, hem sertifikalı tohum yönünden, hem de gübre yönünden daha bir rahat bir şekilde ekimini yapacak. Bu da nedir? Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ekilmedik tarımsal arazimiz kalmayacak demektir. Gıdada dışa bağımlı olursanız, dünyada bu gözüküyor, artık dünya ülkeleri dışa bağımlı kalırsa o ülkelerin gıdaya ulaşmaları zor. Biz de öncelikle kendimize yeterli olan üreteceğiz. Ayrıyeten fazlamız olan ürünlerimizde mamul madde olarak ihracat yapacağız. Bugün Türkiye'nin durumu bu. Kurak geçen sezonu da değerlendiren Çevik, verimde düşüş yaşanacağına dikkat çekti. Doğu, Güneydoğu Anadolu'daki sulanamayan bazı yerler var. Buralardaki verim düşüklüğü var. Ama Çukurova'da harman başladı. Oradaki dekardaki rekolte güzel. 500 ile 700 kilo arasında değişiyor. İç Anadolu'daki izlemlerimiz, raporlarımız Haziran'ın başında çıkar ama kıraç alanlardaki bu tür yetişmelerde epey bir düşüklük gözüküyor. Bu haftalarda yağış alırsak bir miktar kurtarabiliriz ama geçen seneye göre Konya bölgemizdeki rekolte düşüklüğü yaşayacak mıyız, yaşayacağız. Bir açıklamada Meram Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız'dan geldi. Yağız, açıklanan rakamlar dünya borsalarıyla eşdeğer görülmektedir. Bu fiyatlar olumsuz şartlara rağmen çiftçimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Açıklanan taban fiyatları çiftçinin ufkunu açacak olup, hububat, bakliyat üretimine önümüzdeki yıllarda olumlu katkı sağlayacaktır, ifadelerine yer verdi.